ve bayrak dikildi. Ermenistan'a ait S-300 ve Su-25'ler imha edildi. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerindeki sivil yerleşim alanlarına füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan alçak saldırıya gece başlattığı operasyonlarla çok sert karşılık veriyor. Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Ermenistan'a ait S-300 hava savunma sistemi yerle bir edildi. Azerbaycan, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan terörist saldırılarına çok sert bir şekilde karşılık verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Fuzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Gelen son dakika bilgisine göre Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 11.11'de Cebrail ili yönünde Ermenistan ordusuna ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan askerlerine havadan saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Fuzuli'de Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın dün geceki saldırısı sonrası ulusal sesleniş konuşması yaptı ve "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." dedi. Aliyev ayrıca Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Hacıyev, "Yabancı ülkelerin diplomatları ve askeri ateşelerle birlikte Gence'ye gidiyoruz." dedi. Hacıyev, "Uluslararası toplum Ermenistan'ın sivillere karşı barbarca eylemlerini görmeli. Ermenistan sorumluluğundan kaçamayacak." ifadelerini kullandı. Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında ölen sivillerin sayısının 12'ye yükseldiğini, 40 yaralı olduğunu bildirdi. Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi. Bu gece için Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes ilan etti. Son dakika haberi olarak duyurulan haberde Azerbaycan ve Ermenistan geçici ateşkes ilan etti. Ateşkes 18 Ekim Pazar günü saat 12 itibariyle başlayacak. Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının AGİT Minsk grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisiyle AGİT Minsk grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi. İnsani amaçlı ateşkes. Ermenistan ve Azerbaycan Moskova'da yapılan görüşmelerde 10 Ekim saat 12'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ermenistan daha önce ateşkesi bozup Gence'ye füze ile saldırmıştı. Ermenistan ordusunun ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 10 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı. Ermeni ordusunda isyan başladı. İnfale yol açan görüntüler. Karabağlılar gitsin savaşsın. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'da askerler arasında infiale yol açtı. Karabağ'da cephedeki iki askerin tartıştıktan sonra kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı. Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken bu durum askerler arasındaki diyaloglara da yansıdı. Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok köyün kontrolünü kaybeden Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş göstermeye başladı. Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan'da bu durum askerler arasındaki diyaloglara açık bir şekilde yansıdı. Askerlerden biri "Niye bizi cepheye gönderiyorsunuz?" sorusunu yöneltirken başka bir askerin ise "It gibi öleceksiniz" dediği görülüyor. İşte Karabağ'da cephedeki iki asker arasında geçen o diyaloglar. "Bu nasıl disiplindir? Herkes savaşa gidiyor, sen burada ne yapıyorsun? Buraya niye geldin? Eğlenmeye mi? Niye mevziye kalkmadılar? Niye küfür ediyorsun? Dur bir dakika, ne demek istiyorsan de ama küfür etme, yoksa cevabını misliyle alırsın.
Beni tehdit ediyorsun. Toplanın çabuk. Herkes yerine geçsin. Aksi halde niye bizi cephe bölgesine gönderiyorsunuz? Biz gönüllüyüz. Sizin için top yemi değiliz. Haddini bil. Karargahta oturup avare avare bir yerinizi ıslıyorsunuz. Nereye emir verirsem oraya gideceksin. Erivanlı olsa ne fark eder? Şimdi gelmiş burada bizimle savaşıyor. Vay, sen kimsin? Buraya gel. Her halükarda it gibi öleceksiniz. Öyleyse cephe hattına gitmeyeceğiz. Karabağlılar gitsin savaşsın. Türkiye'den müthiş başarı. Rusya, İngiltere, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan sıraya girdi. Koronavirüs salgını sonrası 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde yabancı turistlerin ilgi odağı Türkiye oldu. Güvenli turizm sertifikasını alarak kapılarını açan otellerin doluluk oranı %80'lere ulaştı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Taceddin Özden, ülkemiz güvenli turizm alanında aldığı önlemlerle Avrupa ülkelerini geride bıraktı dedi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel ölçekte hızla yayılan yeni tip koronavirüs dünya genelinde en çok turizm sektörünü etkiledi. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla birçok ülke sınırlarını seyahate kapatırken havayolu şirketlerinin uçuşları durduruldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Listenin başında Türkiye var. Türkiye'deki oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kurallar doğrultusunda havuz, plaj, restoran, lobi ve resepsiyon gibi ortak kullanım alanlarını yeniden düzenledi. Güvenli turizm sertifikasını alan oteller, 1 Haziran'dan itibaren yerli ve yabancı turistleri tekrar ağırlamaya başladı. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 4 aylık dönemde Türkiye, yabancı turistlerin tatil listesinde ilk sırayı aldı. Bu süreçte Türkiye'ye en fazla turist sırasıyla Rusya, İngiltere, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan'dan geldi. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.